Herkese merhabalar arkadaşlar. Hızlısından bir video daha çekip koyuyorum. Bugünkü videomuzun konusu bir arkadaşımızın yorumu üzerine birden aklıma geldi. Dedim ki güzel bir konu, bundan bahsedebiliriz. Almanya'daki doktor maaşlarından bahsedeceğiz bugün hızlıca. Bir arkadaşımız yazmış Cemal abi her yerde farklı bir şey yazmışlar. Sen biliyorsundur. Pratisyen doktor ve uzman doktor en az ve en çok ne kadar maaş alır? Ortalama bir rakam söyler misin Demişim. Şimdi e, öncelikle bu maaş meselesine geçmeden önce bir takım şeyleri bir netleştirelim. Almanya'da maaşlar genelde işe başlarken, anlaşma yaparken, sözleşme imzalarken bürüt olarak konuşulur. Yani bürüt ne demek? E, sizin vergilerinizin ödenmemiş hali demek. O şekilde hesaplanır, o şekilde konuşulur. Ondan sonra siz kendi vergi sınıfınızı, kaç tane çocuğunuzun olduğunu falan işverene belirtirsiniz. İşveren de o aldığı bilgilerle bir net maaş hesaplar. Sizin vergilerinizi ödeyerekten geriye bir net maaş hesaplar. Bir net maaşınız kalır. Onu size verir. Yani bürüt maaşla net maaşın farkı budur. Atıyorum bürüt maaşınız 5000 eurodur. Hesaplarsınız çocuğunuz yoksa 3000 euro net elinize kalır. Evli değilseniz bekarsınız falan. Onu şimdi bakacağız hepsine nasıl hesaplandığına. Niye hesaplandığına hepsine bakacağız. Birazdan bilgisayara geçeceğiz. Hepsini anlatacağım ben size. Bir diğer mevzu Almanya'da insanlar maaşlarını çok konuşmazlar. Gerçek böyle bir yasa var sanırım. Yani o FETRAK'taki o sözleşmedeki maaşınızı başka birisiyle paylaşamıyorsunuz diye biliyorum. Ama sonuçta biz Türkler olarak Almanya'da yaşayan Türkler olarak üç aşağı beş yukarı herkes kimin ne kadar kazandığını az çok biliyor yani. Ki zaten bu bilgilerin birçoğu internette de mevcut. Öyle sır ya da gizli bir şey değil yani. insan basit bir şekilde hesaplayabiliyor bunu. Bir diğer mevzu bu vergilerin geri alınma durum var. Her sene sonunda bir vergi beyan bir şey yapıyorsunuz. Şitoya i̇şte, diyorlar, diyorlar. Ne diyorlar burada? Genelde bir yardımcı tutarak yapılıyor. Bu 100 euro ya da 150 euro gibi bir ücreti var. Ondan sonra o sene içerisinde iş ile ilgili yaptığınız harcamaları işte yol masrafları, ne bileyim bir kitap aldınız onun parası, iş için bilgisayar aldınız onun vergisi vesaire falan derken bunların bir geri dönüşü oluyor. Ve doktorsanız tabii ki yaptığınız harcamaya göre bu geri dönüş biraz daha diğerlerinden fazla oluyor. Hatta bir maaşı bulabilenler oluyor. Neyse bütün bunları göz önünde bulundurmak lazım. Ben normalde bu maaş sorularına hep aynı cevap veriyorum. Almanya'da ne kadar maaş kazanıyoruz abi? Yeterince diyorum ve gerçekten yeterince para kazanılıyor burada. Gayet güzel de para kazanılıyor. Tatile, yemeğe, içmeye, gezmeye her şey yetecek kadar para kazanıyor bir doktor. Ama tabii ki çok öyle süper zengin, acayip milyarder, milyoner olunmuyor kolay kolay. Ama bu videoda biraz daha netleştirmek adına herhangi birisi de siz de mesela oturduğunuz yerden bilgisayarınızı açıp çok basit bir şekilde istediğiniz herhangi bir bölümün, istiniz herhangi bir meslek grubunun Almanya'da veya da farklı bir ülkede ne kadar ortalama maaş kazanlı birazdan benim gösterdiğim şekilde veya benim baktığım şekilde sizlerle bakabilirsiniz. O yüzden lafı hiç uzatmıyorum. Hazırsanız direkt bilgisayara geçiyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Google'dayız. Şimdi baştan başlıyoruz. Öncelikle hiç bilmeyen bir arkadaşın yapması gereken çeviriye bir gireceksiniz arkadaşlar. Çeviri Almanca'ya. Türkçe şey yapacaksınız. Ondan sonra buraya yazacaksınız. Ne merak ediyorsunuz? Doktor maaşı. Gehaltes at dedi. Bunu alacaksınız. Buraya. Nereyi merak ediyorsunuz? In NRV. Bizim buranın eyaleti mesela. Yazacaksınız. Bu üste mesela bu site gerçekten doktorlarla ve sağlık sektörüyle ilgili güzel bilgiler veren bir site. Ben çok sık kullanıyorum. Buraya tıklıyoruz. Bakalım bir doktor ne kadar kazanıyormuş. Evet, az önce de öğrendiğimiz gibi. Bunu direkt e, Google Rom kullananlar Google Rom sağ üstte söylüyor. Bunu çevireyim mi diye, oradan çevirip direkt bunu Türkçe'de okuyabilirsiniz. Gerçekten çok basit aslında yani. Buraya geliyorsunuz. Bakalım ve Phil Feden'in Doktorlar ne kazanıyor? Şimdi burada ne demiş? E, klinikteki maaş, praksis, özel klinikteki maaş. En fazla kim kazanıyor? işte bölümlerin ve işte kariyer sınıflarının yılların maaşları falan filan. Burada e, brüt verilmiş ve yıllık verilmiş arkadaşlar. Bir mesela Şef Arts'ın yıllık 100 ila 280 bin euro arası kaz kazanabildiği. Bir Obe Arts'ın 130 arası, Fah Arts'ın ve Asistan Arts'ın 48-55 arası kazanabildiği yazılmış. Bu tabii 2018 yılının. Neyse devam edelim bakalım aşağıda ne var. Mesela bir tane asistan ağaç asistan ağaç, asistan ağaç, asistan <laughs> doktor maaşının <laughs> Allah'ım rezillik neyse. Eğer üniversitedeyse, üniversite kliniğinde ise 4600 bir komunal komunalın krankına Bunun ne olduğunu tam bilmiyorum açıkçası. 4400 özel bir krankın hastaysa yine 4600'e yakın para kazanabildiğini söylemişler mesela. Bunlar hep bürüt. Burada şeyleri vermiş. Bölüm bölüm vermiş. En çok hangi bölüm kazanıyor diye sorarsanız radyologlar başı çekiyor gördüğünüz gibi. Ve e, aynen proper access. Bunlar klinik olarak tabi hesaplanmış. Gerçekten güzel. Bunları siz kendiniz de inceleyebilirsiniz. Durdurup da ne kadar kazanıyor. 2 milyon eurodan bahsediyor ama herhalde bu özel kliniğiniz olursa arkadaşlar. Burada bir sürü detay vermiş. Bunlara yine bakabilirsiniz. Ben genel anlamıyla şey yapmak istedim. Bizi ilgilendiren kısım burası. Bir asistan doktor Almanya'da ünlü klinikte ise da farklı bir asistan. 4400 diyelim. 4400 euro kazanıyormuş. Yani siz denkliğinizi aldıktan sonra b da belgisizliği sertifikanızı aldıktan sonra böyle bir maaşla burada çalışabilirsiniz asistanlar. Tabi bu ilk yıl ve birinci basamak daha farklı şeyler olabilir yani bu daha yüksek olabilir. Şimdi bu bürüt maaş ve yıldan yıla artıyor. Neyse onu geçelim. İlk yıldan en düşük maaştan bahsedeceğiz. Bu 4402 euro net olarak elimize nasıl geçecek? Şimdi ona bakacağız. Burada kenarda benim ara ara baktığım kullandığım bir net bağış hesaplama şey var. Ee, uygulaması diyeyim sitesi. Burada gördüğünüz gibi aylık maaşınızı yazmanız isteniyor. Aylık ya da yıllık olarak seçebiliyorsunuz. 2019 yılındayız. Brütten nete, netten brüte de hesaplayabiliyorsunuz. Mesela birinin net maaşını öğrendiniz. Brütünü merak ediyorsanız falan. Neyse buraya yazalım. Sanırım şöyle mi yapmamız gerekiyor? Bunu nasıl yazabiliriz? 4402 işte yani. Neyse 4400 olsun. Evet 4400 euro. İkisini şey yapamadım ya da şuraya mı geçelim? Evet 4402 euro. Şitoya klasılar var. Burada şimdi bir en rezaleti Pardon bin en güzel miydi en rezalet miydi? Neyse bu çok önemlidir. Eğer e, kötüsü en kötüsü olması lazım. En kötüsü bir diye biliyorum. Buraya geldiyseniz bekarsanız e, birisiyle yaşamıyorsanız yalnızsanız çocuğunuz yoksa bir oluyorsunuz arkadaşlar. Biri seçiyorsunuz. Ondan sonra Bundesland hangi eyalet mesela biz NRV'de baktık. NRV'yi seçiyoruz. Doğum yılının ne anlamı var, ne önemi var bilmiyorum ama seçelim. Kinda, çocuğunuz var mı yok? Bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Kişin e, kilise vergisi. Onu biz vermiyoruz. Rentin fezişörün gezetliş yani devlete gezetliş tamam krankin fezişörün bunların hep şey yapıyorsunuz. Bunun da ne olduğunu tam bilmiyorum ama değiştirebilirsiniz. bir şey. Neyse ben hiç kurcalamadan direkt ödüyorum. Ve işte can alıcı nokta burada çıkıyor. 4400 Euro'dan sizin elinizde 2600 Euro para kalıyor arkadaşlar. Ama bu nöbet hariç yani sizin vergileriniz sonrasında hesaplanan net maaşınız buna sonrasında nöbet paranız ekleniyor atıyorum işte 72 saat 3 4 5 gün mesela nöbet tuttunuz ona göre bin euroda nöbet parası alıyorsunuz bu oluyor 3.600 eğer nöbet tutmazsanız ama dümdüz 2.600 euro elinize geçecek demek yani bu 4.400'den 2.600'e gerçekten güzel bir fark var en çok fark şey yapan çıkartan bu launch toya var yani aldığınız maaşın vergisi var. Bu biraz çok oluyor. Şu askeri askeriyeye giden bir para herhalde yanlış anlamadıysam. Bu maaşın içinde yine bürüt maaşınızın içerisinde emeklilik sigortanız ödeniyor. işsizlik sigortanız ödeniyor ki bu bence en önemlilerinden bir tanesi. Gerçi bir doktor kolay kolay işsiz kalmaz ama kalınca maaşınız devam ediyor. Yani %60'ı falan. O yüzden bu güzel bir şey. Sağlık sigortanız ödeniyor. Bakım sigortanız ödeniyor. Hepsinin ödendiği işte 8, 883 euro bu sosyal sigortalara gidiyor. 853 euro da direkt sizin <laughs> maaşınızın vergisi oluyor ve bu askeriye giden. Yani toplamda nereden baksanız 1700 euronun üzerinde bir vergi vermiş oluyorsunuz. Gerçekten çok. O yüzden mesela bunu şöyle değiştirebiliriz. Eğer evliyseniz 3'e tabi oluyorsunuz. O zaman maaşınızın vergisi baya düşüyor ve gördüğünüz gibi bir 400 euro luk bir fark ortaya çıkıyor. Bir yanda 400 euro artıyor. Eğer çocuğunuz var diyelim ki çocuk dediğiniz zaman e, ne oluyor? Çocuk çok bir fark koymadı ama şöyle çocuk var dediğiniz zaman buraya bir 200 euro da çocuk parası sonradan eklenecek. Onu da düşünmek lazım. 3200 olacak neyse. Bu şekilde hesaplanıyor. Yani geldiniz üniversite bitti evli değilsiniz bekarsınız benim gibi atıyorum 93 doğmuşsunuz çocuğunuz da yok çıktınız, geldiniz. Burada asistan maaşı olarak 4400 euro net maaşınızla 2600 elinizde kaldı hiç nöbet tutmazsanız. Nöbet tuttunuz bu diyelim ki 3000 oldu, 3500 oldu. Yeter mi diye soruyorsanız yeter arkadaşlar. Bence bu para gayet yeter tek kişi için çok bile. Bir ev tutarsınız, araba alırsınız, istediğiniz gibi eşya alırsınız, gezersiniz, tatile para biriktirirsiniz vesaire. Ama önemli olan maaşın böyle hesaplanıyor oluşuyor. Ben size anlattım. Doktor ne kazanıyormuş, bunu kazanıyormuş. Mesela atıyorum geldiniz buraya daha kıdemlisiniz diyelim ki evlisiniz. Atıyorum yıllarınız sayıldı. 6000 euro net bir maaşla başladınız. Elinizde yine eğer bekarsanız böyle evliyseniz de 4000 euroya yakın bir para kalıyor. İşte çocuğunuz varsa ona göre değişiyor. Yine 4000 civarında çocuk parası ekleniyor vesaire ekleniyor. Tabi dediğim gibi bu verdiğiniz vergilerin bu vergilerin yıl sonunda bir takımını geri alabiliyorsunuz dediğim bir yöntemle. Onun da ayrı ayrı hesaplanma, hesaplamaları var. Yani mesela arkadaşımız demiş ki ortalama bir şey söyleyebilir misin abi demiş. Ortalama bir şey söylemek bu yüzden çok zor. Yani herkesin farklı bir maaşı var. Herkes bir yerden farklı şekilde bir hesap yapıyor, bir şey yapıyor. Bunun haricinde anlaştığınız Anlaşmaya göre tatile çıkacağınız zaman Urlaubsgeld diye tatil parası veriyorlar. Yıl başında Weihnachtgeld diye bir geldi yani yılbaşı parası veriyorlar. Bunlar tabi hep ekstra buralarda geçmeyen ama sözleşmede geçen paralar. Yani maddi anlamda Almanya gelirken bir kaygınızın olması gerektiğini düşünmüyorum arkadaşlar bence. Maaşlar böyle eğer buraya radyolog falan gelecekseniz gördüğünüz gibi radyologlar bayağı iyi kazanıyor ve ara sonraki göz hekimleri ile aralarında bayağı bir fark var. Sonra yavaş yavaş hafta işte, işte, artısı, art, ortopedi vesaire. O şekilde devam ediyor. Burada bir sürü detay bilgi vermiş. Ben okumadım daha. Çok da şey yapmadım yani. Ama burada 31 bin euro aylık gibisinden bir şeyler geçiyor. Bunlar ha evet. Kim en fazla kazanıyor demiş. Şeflerin çok kazandığından bahsetmiş. Auser Tearifliş. Evet. Böyle bir tarif var arkadaşlar. Genelde bellidir ne kazanacağınız ama eğer baş hekimseniz veyahut da baş asistansanız bunlar Ausser tarif listeye geçiyor. Yani karşı tarafla anlaştığınız fiyatı alıyorsunuz. Orada işler çirkinleşebiliyor. Yani 24.000 euro gibi bir bürütle anlaştıysanız mesela buraya yazalım 24.000 euro alan bir şefin elinde ne kalıyormuş? Yine elinde evli olduğunu varsayalım. Bekar şef kolay kolay bulamazsınız elinde 14.000 euroya yakın para kalıyor ve inanılmaz. Siz 24.000 euro kazanmak istediğiniz yani 24.000 euronun altına imza attığınız zaman bunun 8.000'ini devlet alıyor arkadaşlar. Yani bu longshore'e ben pek anlamıyorum. Maaş vergisi. Ben bunun direkt devlete gittiğini falan düşünüyorum. Yani tamam şunlar hani sigorta vesaire bunlar sonrasında sizin için çok yararlı şeyler ileride emekli olduğunuzda, işsiz kalma durumunda sağlık çok önemli. Yani burada gerçekten güzel bir şey alabiliyorsunuz, hizmet alabiliyorsunuz. yani yurt dışındayken bile Almanya'dan sigortalıysanız çok güzel hizmetler alabiliyorsunuz. Ama şu para bence direkt dümdüz devletin kasasına gidiyor bir şekilde bu işte job center'dır vesairedir buraları döndürüyor diye düşünüyorum. Yani benim anladığım Almanya'yı bu kadar güçlü bir ekonomisine sahip olmasını sağlayan para bu 8000 eurolar. Çünkü yani üçte biri direkt maaşınızın üçte birini devlete veriyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Neyse bunları biliyor olmak da şey yapıyor yani gerçekten iyi veriliyor yani iyi bir şey veriliyor. Neyse çok uzadı arkadaşlar video bu kadar uzatmaya gerek yok. Size gösterdim gibi 4000 Euro'luk bir maaş aldığınız zaman işte şutoya bir deyseniz bunun 2600'ü 4400'dü pardon sizde kalıyor her neyse. Olay bu arkadaşlar. Ne kadar maaş alıyorsunuz, nasıl maaş alıyorsunuz, ortalama maaş alıyorsunuz, ne varsa herhalde artık siz de buradan kendiniz şey yapabilirsiniz. Google'a, Google, çevirden Google çeviriden istediğiniz ülkenin nerenin maaşını merak ediyorsanız ne bileyim işte Çince ya da Fransızca mesela Fransa'nın maaşını merak ediyorsanız bunu buradan kopyalarsınız. Buraya yapıştırırsınız. çıkan siteye yine çevirirsiniz. Kesin vardır yani burada. Kesin şudur mesela işte. Bakarsınız Fransa'da o Fransa'ya mı gitsek ya? Fransa'da iyi kazanıyorlar gibi. Tabi bunları falan deyip çevirmek lazım Google Translate'te. Ama işin özü bu arkadaşlar tekrar şeye dönebiliriz. Kamera. Evet arkadaşlar. Olayın özü bu. Siz de gördünüz nasıl hesaplanıyormuş, nasıl bakılıyormuş. Ben ilk Almanya gelmeden önce aynen bu şekilde buldum Almanya'daki maaşların ne olduğunu. Yani öyle bir yerlere sorma gibi bir ihtiyaç hissetmedim. Yine aynı şekilde staj ayarlarken hep Google'ı kullandım. Google sağ olsun. Yani interneti biraz da bu şekilde değerlendirmek lazım arkadaşlar. Zamanda Erasmus ayarlarken ne bileyim bir ders programı, ders planı ararken, ders planına bakarken, Almanya'daki ders planıyla ortak mı diye karşılaştırırken biz bir ara İtalya, Erasmus anlaşmamız vardı İtalya'yla. İtalyanca bir ders e, içeriğini diyeyim okumuştuk denk mi diye bizle hani geldiğimizde sorun geçeceğiz mı diye Google Translate ile İtalyanca ders içeriği okumuştuk bu neymiş bu neymiş diye komikti yani. Ama e, sağ olsun gerçekten Google birçok konuda yardımcı oluyor. Biz birlikte baktık doktorlar ne kazanıyormuş ne kazanmıyormuş diye. Ama e, işin özü burada yeterince para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hemşireyseniz, doktorsanız, bir sanat icra ediyorsanız, bir eğitiminiz varsa, yani kalifiyeli ve elemansanız eğitiminiz varsa dediğim gibi burada yeterince para kazanılıyor. Ki asgari ücretle de yaşayacaksanız eğer, öyle bir durumda da yani Asgari ücrette de aynı şekilde ciddi bir vergi kesintisi oluyor. Yani ciddi dediğim yani bu şekilde 1600 ya da ne bileyim 8000 euro gibi değil tabii ki ama 300-400 euro vergi kesiliyor. Ama diyorsunuz ki ya bu para bana yetmiyor benim çocuğum var vesairem var işte evin kirasını ödeyemiyorum diyorsunuz. Devlet size kira yardımı yapıyor. İşte çocuğu geziye göndermem gerekiyor ama ben asgari ücretle çalışıyorum diyorsunuz. Devlet işte gezi parasını ödüyor vesaire ödüyor falan filan feşmekan arkadaşlar. Özetle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle hızlı kısa bir basit bir video oldu maaşlarla ilgili. Ne kazanıyorlarmış, ne kazanmıyorlarmış artık kafanızda bir şey oluşmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Diğer videolardan haberdar olmak için güzel bir yöntem. Orada zil falan varmış ona tıklayın. Haberiniz olsun videolardan. Aşağıya yorum bırakın. Yorumlara döndüğümü görmüşsünüzdür zaten. Olabildiğince dönüyorum. Sonuçta 4-5 bin kişilik bir kanalız. Şu sıralar yorumların hepsine dönme fırsatım oluyor. Ama ileride büyürüz 100 bin oluruz. O bilemem yani. o yüzden soracaksanız şimdiden sorun. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.